Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir başka Diablo Lore videosu ile karşınızdayız. Bir önceki videoda Diablo 2 oyununun hikayesini anlatmıştık. Bu videoda ise Diablo 3'te yer alan hikayeyi ele alacağız. Lafı daha fazla uzatmadan anlatımımıza geçelim. Diablo 3'ün hikayesine giriş yapmadan önce Diablo 2 ve Diablo 3 oyunlarının arasında kalan ve sessiz barış olarak adlandırılan bir zaman dilimi mevcut. Diablo 2 oyununun sonunda dünyalar taşının yok edilmesinden dolayı Cennet ve Cehennem kapıları Sanctuary için ardına kadar açılmıştı. Ancak ne Cennet ne de Cehennem saflarında bir hareketlilik yoktu. İşte bu zaman diliminde insanoğlu kendi başına kalmış ve birazcık da olsa huzur bulmuştu. Bu zaman diliminde yaşanan başlıca önemli olaylar ise şu şekildedir. Tristram kasabasının, hatta Tristram Kilisesi'nin altında büyük bir hazine var olduğu dedikodusu yayılmıştı. Bölgede kalan mevcut halk ve bu hazinenin peşine düşen insanlar tarafından Tristram'ın hemen yakınlarına yeni bir kasaba kuruldu ve bu kasaba da adını Tristram'dan aldı ve yeni Tristram olarak anıldı. Heroes of the Storm oyununda tanıdığımız Leaming bu dönemde dünyaya geldi. Hatta bir söylentiye göre Diablo 3 oyununda oynanabilir büyücü, Wizard karakter de Leaming'dir. Belial Sanctuary'e gizlice giriş yapar ve uzmanlığı olduğu yalanlar ve entrikalar ile Kejistan'ın başkenti olan Kaldium'da faaliyetlere başlar. Evet, Mephisto yüzünden Kurast'ın yerle bir olması nedeniyle Kejistan'ın başkenti Kaldium'a taşındı. Şehir bu süreçte büyüdü ve gelişti. Artık olanları sezdiğinden mi ya da içine mi doğdu bilinmez ama Deckard Cain de çalışmalarını yapmak için aynı dönem zarfında Kaldium'a gelir. Tristram'da tanış oldukları Gillian ile buluşur. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Gillian, Adrian'ın çocuğuyla birlikte Kaldium'a gelmiş ve yeni bir hayata başlamıştı. Lia ise o günden beri annesiyle bir daha asla karşılaşmadı. Gillian şehre gelen Deckard Cain'i amcası olarak Lia'ya tanıttı. Ancak kan bağları yoktu tabi. Gillian yaşadığı ızdıraba daha fazla dayanamıyor ve Lia'yı bir an evvel hayatından çıkarmak istiyordu. Neticede Deckard Lia'yı himayesine alıyor ve beraber yolculuk etmeye başlıyorlar. Deckard ve Lia 10 yıllar sürecek yolculukları boyunca cennet ve cehennem hakkında bilgiler toplamak için dünyayı dolaşır. Westmarch seyahati sonrasında ikili araştırmalarını her şeyin başlangıcı olan Tristram Kilisesi'nde devam ettirmek üzere yeni Tristram'a gelirler. Ancak Deckard'ın anlattıkları ve aktardıkları Lia'ya hep bir peri masalı gibi gelmiştir. Çünkü Lia'nın büyüdüğü dönem bu tarz dehşetlere sahne olmamıştır. Ve arkadaşlar, Diablo 3 oyunu da bu şekilde başlamış oluyor. Deckard ve Lia Tristram Kilisesi'nde bir gün araştırmalarını yaparken gökten amansız bir şekilde meteor, hatta meteorlar düşmeye başlıyor. Kaderin bir cilvesi gibi meteorun büyük parçası Tristram Kilisesi'nin üzerine düşer. Çarpışma sırasında açılan kratere düşen Deckard kaybolur ve Lia arkasından yaşlı gözlerle amcasının düştüğü çukura baka kalır. Amcasının hala hayatta olduğuna inanan Lia işin peşini bırakmayacaktır. İşte tam bu sırada kahramanlar olarak hikayeye dahil oluyoruz ve Lia ile birlikte Deckard'ı aramaya koyuluyoruz. Korkusuz bir şekilde Tristram Kilisesi'ne dalıyoruz. Ancak düşen meteorun barındırdığı enerji, kilisenin derinliklerinde yatmakta olan başka bir şeytani gücü tekrar uyandırmıştı. Kral Leoric. Ve Leoric, Deckard'ı ele geçirmek niyetindeydi. Bizzat olarak güçlerini sergileyemese de Leoric, Tristram'ın iskelet ordusunu kontrol edebiliyordu. Ve Leoric durdurulmalıydı. Ancak öncesinde Deckard'ı kurtarmalıydık. Deckard'ı sorunsuz bir şekilde iskelet ordusunun elinden kurtarıyoruz ve yeni Tristram'a getiriyoruz. Ardından düşen meteoru incelemek için çalışmalara başlıyoruz. Düşen meteora giden yol Leoric'in taht odasından geçtiği için Kral Leoric'in bedeninin denklemden çıkarılması gerek. Bunun için de Leoric tekrar Tristram'a bela olmasın diye saklanan tacının yerine konulup bedeninin tamamlanıp fiziksel formda hayata döndürülmesi gerek. Hedrick Eamon'un büyük babası olan Şansölye Eamon'dan çaldığımız Kral Leoric'in tacını yeni Tristram'a getiriyoruz. Şansölye, zamanında Leoric'in ızdırabının Tristram'a yayılmaması için ant içmiş ve ruhu sonsuzluğa kavuşana kadar da bu uğurda dövüşmüştür. Şansölye'nin torunu Hedrick Eamon ise tacı bizim için tamir edecek ve biz de kahramanlar olarak tacı ait olduğu yere Leoric'in kafasına koyacağız. Bu olayla birlikte Hedrick Eamon da biz kahramanların macerasına demir ustası olarak dahil olmuş olacak. Kral Leoric'in yolları arşınlanırken
Cadı tarikatı tarafından esir edilmiş ve tapınak düzeninden kardeşi Jondar tarafından ihanete uğramış bir şekilde tapınak şövalyesi Cormac ile karşılaşıyoruz. Jondar tapınak inancından vazgeçmiş ve Magda'ya hizmet etmeye başlamıştı. Cormac ise ihanetinin bedelini ödetmek niyetindeydi. Bu süreçte kendisini kurtarıp Jondar ile olan hesaplaşmasında yardımcı oluyoruz. Daha sonra yardımlarımız karşılığında dilersek bize yancı olarak katılmayı teklif ediyor. Ve eğer kabul edersek Diablo 3 oyununu sona erene kadar da bizimle omuz omuza mücadele veriyor. Leori'nin tacını yerine koyduğumuzda Leoric tekrar hayata gelecek ve biz kahramanlar tarafından tekrar yenilecek. Ardından açılan kapıdan geçip meteorun düştüğü yere geldiğimizde de düşen şeyin bir meteor değil bir insan olduğunu görüyoruz. Henüz olanlara aklımız ermediğinden bu tanınmayan kişiyi Sanctuary'deki en bilge kişi durumunda olan Deckard Cain'e götürüyoruz. Ancak Deckard'ın birkaç fikri olsa da olanlara tam olarak anlam veremiyor ve düşen kişiyi de tanımıyor. Bu kişi de hafızasını yitirdiğini ancak bir kılıcı olduğunu anımsadığını söylüyor. Kendisiyle birlikte düştüğünü ve kim olduğunu kılıçla birlikte hatırlayacağını beyan ediyor. Bunun ardından da kılıcı aramaya koyuluyoruz. Kılıcın parçalarını tamamlıyoruz, tamamlamasına da o kadar da kolay olmuyor bu iş tabi. Gökten düşen meteor herkesin dikkatini çekmişti. Özellikle de Belial'ın. Hemen teğmenlerinden Magda'yı bu iş ile görevlendiriyor. Düşen meteoru, yıldızı araştıracak ve düşen her neyse Belial'a getirecekti. Magda demişken cadı konusunu biraz açalım. Magda ve Edria, Coven adı verilen ve amacı tamamen cehennem efendilerine hizmet etmek olan Trine uzantısı bir cadılar birliği kurarlar ve Sanctuary'de faaliyetlere başlarlar. Trine tarikatını hatırlamayanlar ya da bilmeyenler var ise Günah Savaşı'na giriş, Trine tarikatı ve Işığın Kilisesi videosunu izleyebilir. Bu arada yine bir başka yancı karakter olan Linden ile karşılaşıyoruz. Scoundrel adıyla karşımıza çıksa da yardım talebini kabul ediyoruz. Hani hain sıfatı biraz şüpheci. Sasha isimli bir kadın hırsız loncası tarafından ele geçirilmiş ve kendisine ait bir kolyenin peşindeler. Sonra öğreniyoruz ki Linden da kadını evlenme vaadiyle kandırıyor ve o da kolyeyi istiyor aslında. Ne var ki bu kadın da meğer Linden'ı kandırmış ve sahte bir kolye vermiş. Bu komik hadisenin altında yatan ana hikayesi bambaşka. Linden aslen Westmarch'da hırsız loncasına mensup birisi. Rhea isimli bir kadına da deliler gibi aşık. Ancak buna rağmen Rhea'nın gönlü ise Linden'ın kardeşi Edlin'de. Günün birinde hep birlikte bir soygun planlıyorlar ve işler yolunda gitmiyor. Kardeşi Edlin yakalanıyor ve hapse giriyor. Linden kaçmayı başarıyor ancak Rhea bunun sorumlusunun Linden olduğunu öne sürüyor ve hırsızlar loncasını da bu konuda ikna ediyor. O gün bugündür hain scoundrel sıfatıyla anılıyor ve kaçak hayatı yaşıyor. Ancak kardeşinin hatalı olduğu bu olayda Linden, bir zamanlar sevdiği kadın tarafından haksız yere suçlanıyor. Ta ki biz kahramanlarla karşılaşıncaya kadar. O andan itibaren de eğer biz istersek oyunun sonuna kadar bize eşlik ediyor. Kılıcın parçalarını tamamlamak için Wartham kasabasına geldiğimizde son parçanın Magda tarafından çalındığını, Deckard ve düşen yabancının tehlikede olduğunu anlıyoruz. Hemen yeni Tristram'a dönüyoruz. Magda'yı kılıcı birleştirmesi için Deckard'a ve Lia'ya işkence ederken buluyoruz. O sırada ne hikmetse Lia bir güç patlaması yaşıyor ve kendisini işkence eden Coven üyelerini durduruyor. Ancak Deckard'ın bedeni bunu kaldıramayacak kadar yaşlıydı. Magda düşen yabancıyı büyüsüyle alıp kaçırıyor ancak kılıcın parçalarını geride bırakıyor. Neticede birleştirecek tek kişi ölmek üzereydi ve asıl alınması gereken kişiyi aldığını düşünüyordu. Ne var ki Deckard son bir hareketle kılıcı birleştiriyor ve bazı şeyler netlik kazanıyordu. Düşen yabancı sıradan biri değildi. Cennetten düşen bir melekti. Ancak kim olduğunu anlamamız için kılıcı sahibine götürmemiz gerekiyordu. Kılıcın sahibi ise Coven'ın lideri Magda tarafından kaçırılmış ve karargahları olan Leoric's Manor adı verilen Leori'nin zamanında şahsi evi olarak kullandığı yere getirmişti. Üstelik de gardiyanı olarak da Diablo 1'den tanıdığımız Butcher'ı da başına bırakmıştı. Diablo 3'te karşımıza çıkan Butcher, Diablo 1'dekinden biraz farklı. Zamanında kendisini öldürmüştük. Bu sefer karşımıza, zamanında eski Tristram'da katlettiği insanların bedenlerinden yapılma bir iblis olarak çıkıyor. Tüyler ürpertici bu detaya rağmen korkusuz bir şekilde yüzleşiyoruz ve ikinci kez öldürmeyi başarıyoruz. Ve nihayet kılıç ve sahibi buluşuyor. Düşen yıldız bir yabancı değildi.
çok iyi ve yakından tanıdığımız bir melek olan Tyriel'in ta kendisiydi. Ancak o eski melek görüntüsünden eser yok. Bir ölümlü olarak karşımızda duruyordu. Bunun arkasında yatan detayı da Diablo 3 bölüm 1'den bölüm 2'ye geçerken sunulan sinematikte görüyoruz. Deckard'ın anısına düzenlenen cenazede Lyra duygusal acısına yenik düşerek Tyriel'a biraz yükleniyor ve Tyriel de olanları Lyra'ya bir görü olarak gösteriyor. Belki de Diablo oyunlarının en iyi sinematiği diyebileceğimiz bu sinematikte Tyriel ile Imperius'un kapışmasına şahit oluyoruz. Imperius, dünyalar taşı mevzusundan ve Tyriel'in sürekli insanoğlu tarafında yer almasından rahatsız bir şekilde Tyriel'a aklınca yargı dağıttığını zannediyordu. Ancak Diablo hikayesinin en efsanevi lafı olan sözcükler adaletin baş meleği olduğunu hatırlatırcasına Tyriel'in ağzından dökülüverir. "Sen beni yargılayamazsın. Ben yargının ta kendisiyim." diyor ve artık kardeşleriyle saf tutmayacağını beyan edip bir ölümlü olmaya karar veriyor. Böylelikle cennetten dünyaya düşmeye başlıyor. Deckard'ın intikamı alınmalıydı. Bu nedenle vakit kaybetmeden Kaldium'a gidiyoruz. Tyriel buradaki karanlığı hemen hissediyor ve bir şeyler döndüğünü anlıyor. Bizler şehre geldiğimizde içinde bulunduğu vaziyet şu şekilde. Şehir, Magda'nın Coven'ı tarafından kuşatılmış, cadıların şeytani oyunlarıyla halk terörize ediliyor durumda. İmparator 2. Hakan kendisini saraya kapatmış, kendisine kraliyet koruması kurmuş ve halkın sevk, idare ve güvenliğini de demir kurtların lideri olan Ashera'ya bırakmıştı. Biz kahramanlar olarak Magda'yı öldürmek için yola çıktığımızda Lyra annesi hakkında bazı söylentiler duyuyor ve peşine düşmeden duramıyor. Magda'yı öldürmek için Alcarnus'a doğru giderken Kazim Outpost denilen bir yerde demir kurtların kraliyet gardiyanları tarafından esir tutulduğuna şahit oluyor, hatta bizzat tuzağa çekiliyoruz. Ancak kraliyet gardiyanları göründükleri gibi değillerdi. Yılansı iblisler olan bu canavarları Magda'nın işi olduğunu düşünüyoruz. Devamında Alcarnus'a varıyoruz ve Magda ile yüzleşip yaydığı teröre son veriyoruz. Magda'yı aradığımız süreçte Ayrana isimli yetenekli bir büyücüyle karşılaşıyoruz. Son yancı dediğimiz karakter olan Ayrana eskiden Vigeray klanına mensup bir büyücüydü. Sonralarda ise Elçinin Eli diyebileceğimiz Hand of the Prophet isimli bir örgüte dahil oluyor. Ve aslen kim olduğu bilinmeyen ve temelde melek olduğu bilinen elçi tarafından kötülüğü savuşturmak için seçildiği gerekçesiyle Khajistan'da faaliyetlere başlıyor. İşte bu sırada çölde biz kahramanlarla karşılaşan Ayrana bize eşlik etmeyi öneriyor. Kabul etmemiz doğrultusunda yine Diablo 3 oyunu sona erene kadar biz kahramanlara eşlik ediyor. Bunların sonrasında Kaldium şehrinin kanalizasyonuna Lyra'yı kurtarmaya gidiyoruz. Yine karşımıza kraliyet gardiyanları çıkıyor. Başta bizi ve Lyra'yı Alcarnus'ta yaşananlardan ve şehre kaçak girmeye çalışmaktan dolayı suçluyorlar. Karşı koyduğumuzda ise onların da yılansı iblisler olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu işin arkasındaki asıl kişinin Magda olmadığını net bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Lyra'yı takip edip annesini buluyoruz. Evet, Edria yaşıyordu. Ana kız kısa bir süre hasret giderdikten sonra Edria, Lyra'nın yanında olmadığı yıllar boyunca neler yaptığını anlatıyor. Dünyadaki iblis tehdidini ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmış ve iblis generallerinin ruhlarını hapsetmek için bir yol bulmuştu. Çünkü öldürülen her iblis generali cehennemin kara çukurunda tekrar hayata geliyor ve verilen savaşlar anlamsız kalıyordu. Bu sıralarda kanalizasyonda bir fıçının içine saklanmış bir şekilde Kavatıs Çen'i buluyoruz. Epey eğlenceli bir karaktere benziyorsa da aslında bayağı kapalı bir kutu olduğunu sonradan öğreneceğiz. Onu kurtarmamızdan dolayı mücevherat ustası Şen bize hizmetini sunuyor ve ekibe dahil oluyor. Ziyan Sayla olduğunu bildiğimiz Şen'in derin hikayesini ise sonradan öğreneceğiz. Edria, Zoltun Kul denilen bir Horadrim büyücüsünden ve çalışmalarından bahseder. Zoltun Kul, üçlünün ilk avlandığı dönemde Horadrim'de ruh taşlarından sorumlu olarak görev almıştı. Rivayete göre de melek ve iblislerin kemiklerinden kara ruh taşı olarak anılan Black Soulstone'u yaratmıştı. Kara ruh taşı iblis generalleri için özel tasarlanmış ve birden fazla iblis generalini bünyesinde barındırabiliyordu. Bu fikri hemen benimsiyoruz ve Sanctuary'e yıkım getirmekte olan Belial ve Azmodan'dan sonsuza kadar kurtulma şansı olarak değerlendiriyoruz. Ancak öncelikli olarak yapılması gerekenler var. Zoltun Kul uyandırılmalıydı. Bu nedenle de bedeninin bir araya getirilmesi gerekiyor.
Bu görevleri başarıyla yerine getirdikten sonra Zoltan Kul hayata dönüyor ve görüyor ki Kara Ruh Taşı hali hazırda 5 iblis generalinin ruhunu barındırmakta. O ana kadar bizimle hareket eden Zoltan Kul görevi iptal etmemizi, ters giden bir şeylerin olduğunu söylese de Tyriel, Edria ve biz kahramanlar buna kulak asmıyoruz ve Zoltan Kul'u denklemden çıkarmak için tekrar öldürüyoruz. Böylelikle Kara Ruh Taşı elimize geçmiş oluyor. Belial, Kara Ruh Taşı'nın yaklaşmakta olduğunu hissediyor ve Kejistan'a alevler yağdırmaya başlıyor. Belial'ı durdurmak için hemen harekete geçip saraya giriyoruz. İmparatorluk tahtına geldiğimizde de bizi İmparator 2. Hakan karşılıyor ve Kara Ruh Taşı'nı ona teslim etmemizi söylüyor. 2. Hakan'ın Belial olduğunu çoktan çözmüştük. O da kendisini daha fazla gizlemiyor ve dövüşe kendi öz formu ile dahil oluyor. Belial'ı durdurduktan sonra Lya, Belial'ın ruhunu Kara Ruh Taşı'na hapsediyor. Lya, annesinden büyüyü öğrenmeye başlamış ve içindeki potansiyeli ortaya koymak için çalışmalar yapmaktaydı. Kara Ruh Taşı'nın varlığını hisseden bir başka iblis generali de Azmodan idi. Kara Ruh Taşı'ndan korktuğu kadar ele geçirmek de istiyordu. Çünkü geriye kalan son büyük iblis generaliydi ve bu nedenle aslında kendisinin başarılı ve güçlü olduğunu düşünüyordu. Ordusunu Areyat Dağı'ndan Sanctuary'e salmaya başlar. O, Kara Ruh Taşı'nı ele geçirmek için çaba gösterirken biz de onu bulmak için harekete geçip Areyat bölgesindeki Bastion Keep isimli kaleye geliyoruz. Bölge ağır kuşatma altında. İlk iş olarak bu kuşatmayı kırıyoruz. Dağın derinliklerine inebilmemiz içinse Azmodan'ın büyük teğmenlerine saf dışı bırakmak zorundayız. Azmodan, günahın baş iblisi olduğundan 7 büyük günaha atıf yapıldığı düşünülen 7 büyük teğmeni mevcut. Diablo 3 oyununda 3 tanesiyle karşılaşıyoruz. İlk olarak oburluk günahının teğmeni olan Gom, The Lord of Gluttony ile yüzleşiyoruz. Onu elimine ettikten sonra sıra Cydia'ya geliyor. Şehvet günahını temsil eden bu iblis aynı zamanda Succubus denilen kanatlı, dişi, insanların arzularına yenik düşmesini sağlayıp onların ruhlarını hemen iblis güruhunda yönetmekte. Beyni ve ruhu zehirleyen örümcek formunda olan şehvetin iblisi Cydia'yı alt ettikten sonra önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Azmodan ile yüzleşebiliriz. Azmodan bütün çabalarına rağmen dövüşü kaybediyor. Son ana kadar yenilgiyi kabul etmese de başarılı bir şekilde Kara Ruh Taşı'na hapsediyoruz. Evet, artık bütün iblis generalleri hapsedildi. Andariel, Duriel, Mephisto, Baal ve Diablo'nun nasıl Kara Ruh Taşı'na girdiklerini henüz bilmesek de Belial ve Azmodan'ı da gruba dahil etmeyi başarmıştık. Cehennemin 7 iblis generali Kara Ruh Taşı'ndaydı. Ancak önceki 5 iblis generalinin Kara Ruh Taşı'na nasıl hapsedildiğini öğrenmemiz çok uzun sürmedi. Edria, sinsice planladığı ihanetini uygulamaya başladı. Bastion Keep'in çatısında yıllardır üzerinde çalıştığı, efendisinden aldığı talimatları bir bir yerine getirerek kurguladığı an geldi çattı. Kara Ruh Taşı'ndaki bütün ruhları Lya'nın bedenine zerk etti. Uzun yıllar öncesinde Diablo, Aiden'ın bedenindeyken Edria ile bugünleri planlamıştı. Ve meğer Edria yıllar boyunca kızından uzak diğer iblis generallerinin ruhu peşinde koşmuş ve onları işaretleyip Kara Ruh Taşı'na göndermiş. Deckard her ne kadar Lya'nın babasının Diablo olduğundan şüphelendiyse de elinden pek bir şey de gelmezdi zaten. Lya'nın bedeninde hayat bulan 7 iblis generali artık yüce iblis olarak anılacak olan Prime Evil formuna girmişti. Diablo'nun iradesi önderliğinde 7 iblis generali hayattaydı. Ve yüzleşmekte olduğumuz tehdit her zamankinden büyüktü. Lya tamamen iradesini kaybetmişti artık. Diablo da vakit kaybetmeden bir portal ile cennete geçti. Savaşı cennet saflarına taşımak niyetindeydi. Çünkü hiç olmadığı kadar güçlüydü artık. Diablo'nun amacı belliydi. Kristal kemeri yozlaştırmak. Böylelikle de zamanın başlangıcından beri süregelen sonsuz savaşı sonlandırmak. Diablo cennete giriş yapmadan Imperius onu karşılıyor. Ve yaptığı saldırılar ile Lya görünümünden gerçek formuna girmesini sağlıyor. Ancak Diablo eskisi gibi değildi. 7 iblis generalinin gücünü bünyesinde barındırıyor ve zamanın başlangıcında var olmuş Tahtamut adıyla geçen baş iblise en çok yaklaşmış bir varlıktı artık. Lya'nın dişi bedeninden ve 7 iblis generalini bünyesinde barındırdığından harika bir görsel form ile karşımıza çıkan Diablo sorunsuz bir şekilde Imperius'u alt ediyor ve cennete giriş yapıyor. Artık onu durduracak kimse yoktu.
biz kahramanlar dışında. Bu sırada Yüksek Melek Meclisi ne haldeydi? Ithiriel saklanmış, Auriel tutsak düşmüş, Imperius yaralanmış ve Tyriel artık bir ölümlüydü. Maltheil ise Dünyalar Taşı'nın yok edilmesinden dolayı kafayı yemiş ve ortadan kaybolmuştu. Cenneti kurtarmak için Tyriel ile hemen harekete geçiyoruz. İlk iş, Umud'un baş meleği olan Auriel'i, ki ironiktir, umutsuzluğun iblisi olan Rakanut'un elinden kurtarmalıyız. Rakanut başarılı bir şekilde alt edildikten sonra cehennemin cennete olan akışını durdurmamız gerekiyor. Bu aşamada da Ithiriel bize yol gösterecek. Ancak bizi cennetin derinliklerine sokmadan önce, öncesini ve sonrasını bilen, yaşamın kaderini öngören kaderin baş meleği biz kahramanlara Nephilim'a şöyle diyor. Ben Ithiriel, kaderin baş meleği. Görevim yaşanmışlıkları kayıt altına almak ve kaderin yazıtlarında yer alanları gözlemlemek. Ancak sen Nephilim, sen yazıtlarda yoksun ve senin kaderin yazılı değil. Bu ürkütücü bilgiyle cennete giriş yapıyoruz. Kaderimizin belirsizliği iyiye mi yoksa kötüye mi yorulmalıydı anlamıyoruz. Ancak şimdilik yapılması gerekeni yapmalı ve cehennemin cennete açılmış olan kapılarını kapatmalıydı. Cehennem kapılarını da başarılı bir şekilde kapattıktan sonra geriye başka bir engel kalmadığını düşündüğümüz o anda Diablo son kozunu da oynuyor. Izzo, Tyriel'in teğmeni. Sonsuz savaşta omuz omuza dövüştüğü kardeşi. Izzo'lu Diablo 2'de alt etmeyi başarmıştık. Ancak Diablo onu yeniden karşımıza koyuyor. Tyriel ile bir kez daha Izzo'lu ile yüzleşiyoruz ve yeniyoruz. Kristal Kemer'e, Diablo'ya doğru emin adımlarla ilerlerken yine Imperius ile karşılaşıyoruz. Yine diyorum çünkü cennete adım attığımızdan beri bu savaşın insanoğlunu ilgilendirmediğini ve cennette hoş karşılanmadığını söyleyip durdu. Yaralı halde olan Imperius bizi Kristal Kemer'e sokmamaya kararlı. Çünkü ona göre bütün olanların suçlusu insanoğluydu. Ve zaten de en başından beri her fırsatta insanoğlunun yok edilmesi gerektiğini söyleyip duruyordu. Ancak Diablo son hamlesiyle Kristal Kemer'i yozlaştırmaya başladığı anda meleklere sanki bir inme inmişçesine etkisiz hale geliyorlar. Artık bir ölümlü olan Tyriel bu durumdan etkilenmiyor. Fakat o da gücünü Kristal Kemer'in kapılarını bizlere açmak için harcıyor ve neticede Diablo ile yalnız bir şekilde yüzleşiyoruz. Dövüşü terörün alemine taşıdıysa da Diablo Nephilim'in karşısında yenik düşüyor ve ruhunun özü, daha doğrusu 7 İblis generalinin ruhlarının özü Kara Ruh Taşı'na geri çekiliyor. Böylelikle cennet, Imperius'un düşüncelerinin aksine melekler tarafından değil, insanoğlu tarafından kurtarılmış oluyor. Zamanda yeni bir şafağa doğru yelken açarken, adalet yerini bulduğundan Tyriel artık adaletin baş meleği olarak değil, bilgeliğin baş meleği olarak ve bir ölümlü olarak Yüksek Melek Meclisi'nde yerini alıyor. Son durumda Edria kaçmayı başarmış, Malthiel kayıp, Lya ve Deckard Cain ölmüştü. Diğer meleklerin ise yapması gerekenler vardı. Kara Ruh Taşı'na ne yapılacağına karar vermeliler. Ancak arkadaşlar, videoyu daha fazla uzatmamak adına Edria, Malthiel ve Kara Ruh Taşı'na neler oldu gibi soruların yanıtlarına bir sonraki videoda yer vereceğiz. Böylelikle de Reaper of Souls eklenti paketinin hikayesini ayrı ele alacağız. Diablo 3'ün eklenti paketine kadar olan hikayesinin ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.